onu daha iyi analiz edebilmenize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama ekonomi dediğimiz şey görüyoruz işte ABD tarafında işsizlik haklarına yararlanma başvuruları gibi çok daha geniş perspektiften bakmamıza da sebep oluyor. Dolayısıyla biz faiz kararının hem konut hem de otomotive etkisi nasıl olacak diye bu programın içerisinde tartışacağız efendim. Çok değerli bir konuğum var. Hazırsa Nilüfer Kaz, gayrimenkul danışmanı olacak karşımızda. Sayın Kaz, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhaba Murat Bey, hoş bulduk. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararlarını gördük. Burada alt metinlerde tabii güvercin Merkez Bankası diyenler var. Önümüzdeki dönemde bir miktar daha bu gevşek para politikasının devam edeceğine dair bazı analizler gördük. Ama özetle kredi faizlerinde bir değişiklik olmadı şu anda politika faizinde. Ama Merkez Bankası'nın kullandırmış olduğu fonlama maliyetlerinde bir artış var Nilüfer Hanım. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde bu kadar çok düşük olamayabileceğine dair önce bir sinyal olarak okuyor piyasa analistleri. Siz nasıl görüyorsunuz? Faizlerin şu anda gelmiş olduğu seviye en dip seviye miydi? Bundan sonra sizce düşecek mi faizler? Murat Bey, açıkçası o dip seviyeden artık biz yukarı doğru çıkmaya başladık. Eşik aşıldı. Ne zaman aşıldı derseniz Kurban Bayramı'ndan itibaren o balayı dönemi bitti faizlerde. Sıfır konutlarda 0.64 olan faiz oranı 0.87'ye çıktı. 0.74 olan diğer faiz oranı ise yani ikinci el konutlardaki faiz oranı ise 0.99'a çıktı. Vatandaşlar artık kamu bankaları dışında diğer bankalara gittikleri zaman, özel bankalara gittikleri zaman birin üzerinde faiz oranları ile karşılaşıyorlar. Yani evet, Merkez Bankası bugün faiz oranını değiştirmedi ama bunun yansımasının ayak seslerini biz son 10 günde yaşamaya başladık zaten. Şimdi buraya kadar geldiğimiz noktada Nilüfer Hanım, çok fazlasıyla ev fiyatlarında dramatik maalesef artışlar gördük. İşte İngilizce'de moral hazard dediğimiz şey, ahlaki çöküntü her sektörde maalesef olabiliyor. Özellikle konut sektöründe ben bunu birebir de yaşamış oldum. Gördüm, gözlerimle de gördüm. Yani fiyatları arttırdılar, fiyatlar, ilan fiyatları değişti. Düşük faizden dolayı hani evini sokacak, başını sokabilecek bir yuva bulmak isteyen ailelerin de aslında bir yerde talebi içi boşaltılmış oldu. Yüksek fiyattan insanlara ev satıldı. Bunun bir balon etkisi birincisi yarattığını düşünüyor musunuz? Çünkü ev sahipleri özellikle çok fazlasıyla yükseltip ev fiyatlarını arttırdılar. Düşük faizi biz çok hissedemedik fiyatlarda. Ve en önemlisi ikinci el konutlardaki bu iştahın devamını bekler misiniz? Ne dersiniz? Murat Bey, o kadar doğru bir yorumlama yaptınız ki aslında durum tespitiniz çok yerinde oldu. Özellikle Haziran'ın ilk yarısında hızlı hareket edenler, yani düşük faizli konut kredisinden istifade edenler yüksek rakamlara denk gelmediler. Ama yoğunluk arttıkça, tapu önlerindeki kuyruk arttıkça satıcıların iştahı kabardı ve fiyatlar gerçekten yükselmeye başladı. Bugün önüme bir araştırma sonucu geldi. Endeksa'nın yaptığı bir araştırmada Türkiye genelinde konut artışı %19 olarak resmi olarak verildi. Fakat biz pazarda bunu %30, %40'lara kadar ulaşan bir rakam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki bu düşen konut faiz oranları kimin işine yaradı derseniz alıcıdan çok satıcının işine yaradı. Ve o çöküntü diye bahsettiklerinizi tabii ki serbest piyasa ekonomisi ama bununla ilgili de bakanlıklara çok ciddi şikayetler geldi Murat Bey ve 60 binin üzerinde bakanlık yüksek fiyatlar nedeniyle son dakika değişen fiyatlar nedeniyle şikayet aldı. Denetçilerini pazara gönderdi. Bakalım sonuçları ne olacak, açıkçası ben de bekliyorum. Evet. Bundan sonra ne olacağına gelince biraz sanıyorum frene basılacak konutta. Biliyorsunuz Temmuz ayını çok ciddi bir rekorla kapattı yine Temmuz ayı konut piyasası. 229 bin adet satış yapıldı. Bu aslında son 10 yılın en çok satılan rakamıydı. Bir de 2019'un Aralık ayında 202 binle bir rekor kırılmıştı. Haziran'la Temmuz ayında 450 binin üzerinde konut satıldı. Bir taraftan da konut stoklarının da tükendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Temmuz ayında, sadece Temmuz ayında %12'lik bir stok azalması
gerçekleşti. Şimdi konut stoklarında çok ciddi bir azalış var dediniz. Klişe bir soru soracağım, klasik bir soru soracağım size Nilüfer Hanım. Ve o şekilde veda etmiş oluruz size. Ev almak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Bu dönemde yatırımlık ev mi yoksa oturmalık ev mi daha cazip? Ve önümüzdeki dönemde konut piyasası ile ilgili bütün gelişmeleri baz aldığınız zaman bu dönem doğru zaman mıdır efendim konut almak için acaba? Murat Bey, faiz oranlarının artacağının ayak seslerini duymaya başladık. Siz de görüyorsunuz. Yani geçen ayki faiz oranları yok. Bu şu demek, önümüzdeki aylarda bu faiz oranları da bulunmayabilir. Bu nedenle eğer oturmak için ev alınmak isteniyorsa ya da yatırımlık için doğru rakamlardan, çıkmamış olan rakamlardan, takip edilen, daha öncesinde fiyatları takip edilen rakamlardan evler varsa onları kaçırmasınlar. Çünkü konut kredi faiz oranlarının çıkışını, yükselişini özellikle yılbaşına kadar birin üzerinde tahmin ediyorum, göreceğiz. O nedenle de zararın neresinden dönersek kârdır deyip en azından ev sahibi olmak için son trenin son vagonlarına yetişilebilir. Nilüfer Hanım, ben şunu anladım. Faizler düşünce düşük faizden dolayı fiyat artıyor. Aslında nominalde ya da realde değişen bir şey olmuyor. O evi yine bir şekilde işte örnek veriyorum 600 bin TL'si 600 bin oluyor. Faizler yükseldiği zaman da bu defa da talebi artırmak için belki ufak bir fiyat kırımı oluyor ama yine o şekilde satılıyor. Cebinizde para varsa, borcunuzu ödeyebiliyorsanız, ailenize bakıp aynı zamanda o kira öder gibi de evinize bakabiliyorsanız ev her zaman iyi bir yatırım aracı diyelim. Nilüfer Hanım, çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkılarınız için. Teşekkür ederim. Nilüfer Kas, gayrimenkul danışmanına veda ettikten sonra şimdi de tabii otomotivle ilgili de çok...